memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına her daim bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne de sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin, hepimizin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, o da her daim ölümden olsun. Türkiye'mizin en büyük, en zengin, en verimli ovalarından biri olan Bafra'mızı yerel ve ulusal alanlarda ticari faaliyet göstermek, girişimci, başarılı iş insanlarını yetiştirmek, mevcut iş insanlarımızı bilgili, birikimli, donanımlı bir birey haline getirmek, ahlaklı bir kazanç, doğru bir yatırım, verimli bir iş sahası kurmak, girişimci ruhları harekete geçirmek, ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yeni dinamikler, yeni oluşumlar, yeni iş insanlarını yeni katma değerler kazandırmak amacıyla 25 Mart 2011'de kurulmuş olan Bafra Genç İş İnsanları Derneğimizin 5. Olağan Kurulu toplantısına hepiniz canı gönülden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hazirun, programımıza başlamadan önce bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Ülkemizde yaşanan asrın felaketi diye adlandırdığımız deprem felaketinde rahmeti rahmana kavuşan tüm deprem şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralılarımıza Yüce Allah Şafi ismiyle şifa buyursun. Geride kalan ailelerine sabru cemil, sabru celil ihsan eylesin. Asrın felaketinde depremin yaşandığı ilk günden, ilk anlardan günümüze kadar maddi ve manevi dernek başkanımız, dernek yönetimimiz beraberinde azdan az, çoktan çok, paylaşırsak tok oluruz, paylaşmazsak yok oluruz sözleriyle depremzedelerimize yardım eden, ensar ve muhacir kardeşliği ile ilçemize gelen depremzedelere kucak açan tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve Sayın Başkanımız nezdinde tüm dernek yönetimi üyelerine ve Bafralı hemşehrilerimize sizin huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hazirun, programın akışını arz ediyorum. Divan heyetinin seçilmesi, protokol takdimi, saygı duruşu ve istiklal marşı, yönetim kurulu başkanının konuşması, faaliyet raporunun okunması ve ibrası, dönem gelir giderlerinin ibrası, tüzükte değişiklik yapılacak maddeler, yeni yönetim ve denetleme kurallarının seçimi, dilek ve temenniler, plaket takdimi, kapanış. Protokolümüzü arz ediyorum. Sayın Bafra Baro Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekilimiz, İyi Parti İlçe Başkanımız, Saadet Partisi İlçe Başkanımız, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız, Sayın Belediye Meclis Üyelerim, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcım, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanım, Elektrikçiler Odası Başkanım, Türkiye Kızılar Derneği Bafra Şubesi Başkanım, TÜGİK Başkan Vekilim, Samsun GİAD Yönetim Kurulu Başkanım, Terme GİAD Yönetim Kurulu Başkanım, Çarşamba GİAD Yönetim Kurulu Başkanım, Çarşamba GİAD 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanım, Bafra İş Camiası'nın kıymetli temsilcileri olan
Bafra genç iş insanları üyelerimiz, şehir dışından gelen misafirlerimiz, basın temsilcilerimiz. Saygıdeğer misafirlerimiz, Bafralı hemşerilerimiz, dördüncü dönem yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurul toplantımıza resmi olarak başlayabilmemiz için bir divan kurulu oluşturmamız gerekmektedir. Bu yüzden salondan divan kuruluna aday olan bir liste varsa o listeyi tarafıma rica ediyorum. Kıymetli Hazirun, elime bir liste ulaştı. Eğer ikinci bir liste varsa onları da tarafınızdan şahsıma bekliyorum. Şu anda elimize ulaşan başka bir listemiz yok ve tek listeyle seçime devam ediyoruz. Seçime başlayabilmemiz için divan kurulunu oluşturacağız. Elime ulaşan listede Divan Kurulu Başkanı Yavuz Selim Muratoğlu başkanımız, Onur Öztekin katip üyeliğine, Ahmet Şahin, Kazım Genç, Tomurcuk önerilmiştir. Divan Kurulu'na başka bir öneri veya herhangi bir liste yok. Şimdi divan heyetini oylarınıza sunuyorum. Kıymetli Hazirun, kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlara vesile olsun. Divan kurulunu seçmiş bulunmaktayız. Değerli divanı yerlerine rica ediyorum. Buyurunuz efendim. Kıymetli misafirlerimiz, divan kurulumuz yerlerini aldılar. An itibariyle benim görevim burada son bulmuştur. Saygıdeğer divan kurulunu, genel kurulun resmi temsilcileridir. Kendilerine görevi devrediyorum. Genel kurulumuzun hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. Söz sizde başkanım. Teşekkür ediyorum. Bafra Genç İş İnsanları Derneğimizin 5. olağan genel kuruluna teşriflerinizden dolayı sizleri divan heyetim ve dernek yönetimimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben de Bafra Genç Adamları Derneği'nde uzun yıllarını vermiş bir kardeşiniz olarak 5. döneme ulaşmanın vermiş olduğu mutluluğu da ifade etmekte bir pay olduğunu düşünüyorum. Divan heyetindeki arkadaşlarım bizim yine birlikte yol yürüdüğümüz Karadeniz Federasyonu'nda ve Türkiye Genç İş İnsanları'nda yol arkadaşlarımız, Samsun Başkanımız, Çarşamba Başkanımız ve Terme Başkanımız ve değerli heyetleriyle birlikte inşallah bu divanı birlikte yöneteceğiz. Açılış yoklama divan heyetinin seçilmesinden sonraki maddemiz olan saygı duruşu ve istiklal marşımız kısmını halledeceğiz. Yönetim kurulu başkanının konuşması ve faaliyet raporunu yapacağız. 4. dönem gelir gider ibrası, tüzük değişiklik maddeleri, yeni yönetim denetleme kurulu dilek ve temennilerle divanımızı sonlandıracağız. Gündemin 3. maddesi olan aziz şehitlerimiz ve yeni depremde hayatlarını kaybettiğimiz değerli vatandaşlarımızın da ruhuna inşallah gitsin diyerek 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşına hepiniz davet ediyoruz. Thank you.
Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Özturan'ı kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın İmam. Sayın Baro Başkanım, Sayın Siyasi Parti İlçe Başkanları, Oda ve Dernek Başkanları, kıymetli hazirim. Derneğimizin 5. olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat'tan bu yana asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde göçük altında kalarak can veren binlerce yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalan yakınlarına da sabırlar dileriz. Göçük altında kalan sadece bedenler değildi. Eğitimler, alınan sertifikalar, çocuğu bir yerlere gelsin diye, bir işe girsin diye verilen emekler, yepyeni girişimcilik fikirleri, yepyeni atılacak adımlar, bir ve birden fazla yabancı dil bilen hafızalar, sportif yetenekler, bilim ve irfan ışığında kendini yetiştirmiş kişiler tarafından hazırlanan makaleler göçük altında kaldı. Sadece binalar yıkılmadı. Türk toplumu olarak hepimiz yıkıldık. Yaralarımızı hepimizin gayretiyle en kısa zamanda saracağımızdan şüphemiz yok. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Türk milletini payidar kılsın inşallah. Pandemi, koronavirüs ve kapatmalar ile başladığımız bu 3 yıllık yönetim kurulu görevine enflasyon ile mücadele ederek ne yazık ki de depremlerle bitiriyoruz. Sayın divanımız da uygun görürse 400 dönem faaliyetlerimizi içeren birkaç dakikalık videoyu sizlere izletmek isteriz.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Göreve geldiğimiz günden bu yana videoda da izlediğiniz gibi gerek sosyal gerekse ekonomik farkındalıklar oluşturarak dernek üyelerimize ve yaşadığımız ilçeye hizmet etmeye çalıştık. Kaymakamımızla, belediyemizle, ilçe sağlık müdürümüzle, milli eğitim müdürümüzle, odalarla ve çeşitli okul müdürlüklerimizle gündemde olan konulara aksiyonlar almaya çalıştık. 3 yıl boyunca onca sorun yaşanmasına rağmen ellerinden geldiğince bana destek olan yönetim kurulu arkadaşlarımdan Muharrem Uyar'a, Emre Türker'e, Efe Efeoğlu'na, Osman Engiz'e, Mete Kesim'e, Ferdi Kaya'ya, Yaşar Kaba'ya, Mesut Gamsızoğlu'na, Sercan Öztürk'e, ayrıca sekreterya bölümümüzde canla başla çalışan dernek sekreterimiz Murat Sever'e teşekkürlerimi sunuyorum. Eski başkanlarımı da unutmamam gerek. Bir dönem başkan yardımcılığını yaptığım Alper Güngör abime, başkanıma ve derneğimizin kurucu başkanı olan Yavuz Selim Muratoğlu'na da teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bafra Genç İş İnsanları Derneği'nin her bir üyesi gerek ticari faaliyetleriyle gerekse sosyal faaliyetleriyle Bafra'ya örnek olmaya aday gençlerdir. 10 yıldır içinde bulunduğum bu güzel toplulukta
Bugüne kadar yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerinde bulundum. Bu süre zarfında anladım ki Bafra GİAD her bir üyenin kendisini geliştirebilmesi için en doğru yerdir. Bu sebepten dolayı tüm üyelerimizden ricam şudur ki ilçelerindeki, ülkelerindeki sosyal, ekonomik, kültürel, politik olaylara sessiz kalmamaları ve çözüm önerileriyle birlikte doğru mecralarda dile getirmeleridir. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Çok teşekkür ederim sayın dinleyenler. Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Tabii ki bizler de şahidiz. Pandemi süreçleri vesaire, yani ülkemizde de son 3 senede çok da normal şeyler olmadı. Yani bizim dışımızda da gelişen. Ama bu süreçte Bafra Genç Yedanları Derneği üyelerinden aldığı güçle birlikte, yönetiminden aldığı güçle birlikte ellerinden gelenin en iyisini yaptığına hepimiz şahidiz. Teşekkür ediyoruz. Gündemimizin 5. maddesi olan 4. dönem gelir giderinin ibrası bölümüne geçiyoruz. Başkanımız kim sunuyor? Sayın Saymanımız Efe Efeoğlu'nu. Efe Eren'i pardon. Efeoğlu otomotiv yedek parça Efe Eren'i çağırıyoruz. Sayın Divan Kurulu ve Sayın Hazırlı. 01.02.2020 ve 28.02.2023 tarihleri arasında derneğin toplam geliri 406.800 TL'dir. Gideri ise 356.200 TL'dir. Bankada olan mevcut paramız ise 50.600 TL'dir. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Sayman'ın iletmiş olduğu 4. dönem gelir ve giderinin ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu anahtara bu şekilde geçelim. Teşekkür ederim. Altıncı bölüm tüzükte değişiklik yapılacak olan maddeler. Kısaca sizlerden de aldığım müsaadeyle kısaca özetleyerek gideyim. Çünkü değerli vaktinizi de çalmayalım. Çünkü öteki türlü tek tek okumam gerekiyor normalde. Yazan maddenin özetini söyleyeceğim. Hani geri kalanlar zaten detay. Eski madde 15. Yönetim kurulu teşkil görevleri. Yönetim kurulu 11 asil 11 yedek olarak genel kurula seçilir. Yeni önerilen tüzük maddesi yönetim kurulu 15 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yeni yönetim şeklinin 15 asıl ve 7 yedek üye olarak yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Tüzük değişikliğini onaylıyor musunuz? Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 15, tutanaklara bu şekilde geçelim. Başka bir tüzük değişikliğimiz sanırım yok. Yönetim kurulunun teşkil görev ve yetkilerinde evet. Evet. Tamam, okuyacağız. Yeni tüzük maddesi yönetim kurulunun teşkili ve görev yetkileri, kusura bakmayın. Ön taraftaki tüzüğü ben kendim yazdığım için yeni maddenin, yani yeni maddenin değişikliğini sadece o gibi düşündüm. Evet, yeni madde 15. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan vekili, genel sekreter, sayman, insan kaynakları ve eğitim politikalarından sorumlu başkan yardımcısı, ekonomi politikalarından sorumlu ve iştiraklerden sorumlu başkan yardımcısı, yazı işleri ve hukuk politikalarından sorumlu başkan yardımcısı, tarım politikalarından sorumlu başkan yardımcısı, yeni üyelerden ve genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu üyeleri herhangi bir siyasi parti veya siyasi faaliyet gösteren dernek ya da kuruluşun organlarında görev alamaz. Yani üye olabilir ama çift yönetim
olmaz. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir siyasi parti veya siyasi parti faaliyeti gösteren dernekle kuruluşlu organlarında görev aldığı tespit edilmesi halinde yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısından yarısından bir fazlası hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu üyesinin üst üste 4 kez yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz katılmaması halinde veya özlü olsa dahi 1 yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Evet, özetlediğim madde oylarınıza sunuyorum. Yeni tüzük değişiklik maddemizi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de sizlerle birlikte şu anda bu maddeyi okudum. Yıllarca biz bunu sözlü ve şifayen yapmıştık. Bunun yazılı olarak kayda geçmesini de ayrıca tebrik ediyorum. Burada bütün siyasi partilerimiz varken de ben burada bir kelime şöyle kullanmak isterim. Çift yönetim olması bazı sorunlar meydana getiriyor. Yani aslında herkes bütün siyasi partilerden olsa çok iyi olacak ama orada da yönetim, burada da yönetim olunca toplantı çatışması olabiliyor veya işte bunu orada konuşmuştu, burada konuşulmuştu, bunu ben halledeyim gibi olabiliyor. Bizim derneğimizin eleştirel bakış açısını da bazen zaman zaman ortadan kaldırabiliyordu. Bu maddenin değişikliği de Vakfı Genç Adamları Derneğimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni bir öneri yoksa TÜCÜK'le ilgili değişen 15. madde içerisinde bütün maddeleri onayladığımız kayıtlara geçiyoruz. Evet, yeni 7. madde yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimiyle ilgili maddemiz. Aday olacağını beyan eden, bildiren yönetim listesi henüz elimize ulaşmadı. Listeyi ulaştırıyorlar. Evet. Listeye geçmeden önce teşekkür konuşmalarımız var. Bizlere iletildi. Sayın Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı Beyefendi, önceden planlanan program nedeniyle genel kurul davetimize katılamıyor. Teşekkür ediyorum. Üreterek istihdama ve ilçemize katkı sağlayan Vafra Genç İş İnsanları Derneği 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Şöyle yapalım. Diğer iki tane daha mesajımız var. Aynı mesaj üzerinden teşekkür olduğunu beyan edecek isimleri sadece söyleyelim. Erkan Güral, Türkiye Genç Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanımız da aynı şekilde selamlarını iletiyor. Orhan Sever, bir önceki dönem Karadeniz Federasyon Başkanımız, kurucu başkanımız, kendisi bugün buraya da gelecek. Üzücü bir haber aldığından dolayı geri dönmek zorunda kaldı. Aynı telgraf içinde iki mesajı da iletmiş olduk. Evet, 7. maddemizde bize ulaşan listeye göre yönetim kurulu listemiz Vafra Genç İş İnsanları Derneğimizde başkanlığa Muharrem Uyar, onun yönetiminde Mete Kesim, Ahmet Dürüst, Nuri Ecrin Bıçakçı, Yaşar Kaba, Bertan Özdemir, Fehmi Aykut Şen, Kadir Tosuner, Ahmet Çelebi, Mertcan Gökmen, Burak Korkmaz, Duran Karamuk, Samet Yılmaz, Ali Rıza Varol, Akın Akıncı, yönetim kurulu yedek Alperen Yıldırım, Ümit Oktar, Alper Siper, Çağrı Bektaş, Doğanay Topköz, Hilmi Sekmen, Gökhan Aktürk, denetim kurulu Osman Engiz, Efe Eren, Mesut Gamzuzoğlu, denetim kurulu yedek Anıl Güngör, İsmail Coşku Demircan, Samet Tunç, disiplin kurulu Ferdi Kaya, Emre Türker, Samet Tunç,
Disiplin Kurulu Yedek Muzaffer Cebeci, Murat Koparan, Numan Altın. Elimize ulaşan başka bir liste varsa tek listeyle seçimi oylarınıza sunuyorum. Muharrem Başkan'ın listesini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle Sayın Muharrem Uyar 5. dönem yönetim kurulu başkanlığımıza ekibiyle birlikte aday olmuştur. Tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu. Evet. Dilek ve temenniler bölümüne geçiyoruz. Muharrem Başkan kendisi uzun yıllardır derneğin içerisinde zaten faaliyetler göstermişti. Bizim derneğimizde böyle bir birliktelikle bu işleri yapıyor. Çok şükür örnek olsun diye de düşünüyoruz. Hani kavga etmeden. Tabii ki içimizde bazı tartışmalar vesaireler yaşıyoruz ama sonunda umutlaşarak böyle güzel bir tabloyu ortaya seriyoruz. Dilek ve temennilerin ilk bölümünde yeni yönetime seçilen 5. dönem başkanımız Muharrem Uyar'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan, değerli hazırım, hepiniz hoş geldiniz. Altı Şubat 2003'te meydana gelen on binlerce vatandaşımızın vefat ettiği, milyonlarca vatandaşımızın yerinden yurdundan olduğu bu Kahramanmaraş depreminin gölgesinde 5. olan kongremizde bizlerle beraber olduğunuz için de biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, ayaklarına sağ olun. Bafra Genç İş İstihbarat Derneği'nden tam 12 yıl önce 2011 yılının Mart ayında şehrimizin girişimci ruhunu harekete geçirmek amacıyla Bafra sevdalısı gençler tarafından kurulmuştur. İyisiyle, kötüsüyle, hayalleriyle, projeleriyle, farklı farklı bakış açılarıyla tam 12 yılı geride bırakmışlar. Bu süre zarfında işlerinden, eşlerinden, çocuklarından, sevdiklerinden zaman ayırarak hiçbir menfaat beklemeden bizlere emek veren sevgili dostlarım Sayın Yavuz Muratoğlu'na, Sayın Erkan Güngör'e, Burak Öztürk'e ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkür etmek isterim huzurlarınızda. Başkanlık yanında kuvvetli dostları olmadığı sürece sadece bir makamdan ibaret. Bu sebeple Cumhuriyetimizin 100. yılında bana ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma verdiğiniz bu görevden siz değerli üyelerimiz ve dostlarımızın hepinize son günümüze kadar ihtiyacımız olduğunu belirtmeye katılmak isterim. Beraber yolculuğumuz burada çok önemli bizler için. Tuncay Kurtis bir süreçte şöyle söyler. Biz dünyayı değiştirmek için yola çıkmıştık. Olmadı. Dünyayı değiştiremedik. Dünyayı değiştiremedik ama dünyada bizi değiştiremedik. Ben ve arkadaşlarım da yaşadığımız coğrafyayı değiştirmek için göreve gidiyoruz. Aslında bizlerin bu yönetim kurulundaki asıl mottosu birlikte hareket edebilir, beraber kararlar alabilir. Bu sebeple üniversitemizde eğitim konularında, ticaret odamızda, ticaret borsamızda, ticaret konularında, ziraat odamızda, tarım faaliyetlerimizde, belediyemizde, KMK'mızda, sosyal faaliyetlerde hep beraber omuz omuza görev almak, çalışmak istiyoruz şehrimiz için. Tabii onlarca projemiz var ama bunlar için de tek tek sizlere anlatarak burada zamanınızı alıp koymak istemem. Sadece eklemek istediğim ufak bir hususlar var. Halim Bey'in elinde demişler ki, falanca senin hakkında kötü konuşur. Demiş ki, kendi defterini istediği gibi yazar. İnsanlar istediği gibi konuşurlar. İsterseniz ağzında kurtulun, isterseniz melek olun. İnsanlar konuşacak. Ben sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Buradaki tüm üye arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, geçmiş dönem arkadaşlarım, hepsi hiçbir menfaat beklemeden, işlerinden, eşlerinden, açlarından, çocuklarından zaman ayırarak burada hizmet vermeye çalışıyorlar. Bizleri eleştirirken lütfen buranın bir gönüllülük esasıyla kurulmuş bir ilk olduğunu göz ardı etmeyiniz. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz derdim. İnşallah 3 yıl sonra tekrar bu kürsüye geldiğimizde yaptıklarımızla beraber güzel güzel hikayeler, güzel güzel olaylar anlatırız. Lakin geçmiş dönemlerde burada
işlerini, icraatlarını ortaya koymuş bir sürü arkadaşımız var. Ben izniniz olursa kendimden önce onların söz almasını isterim. Ben önce de Sayın Geçmiş Dönem Başkanım Alper Güngör Beyefendi'ye konuşma yapmak böyle davet ediyorum. Sayın Hazinem. Bakan genç iş insanları 5. dönem olağan genel kuruluna hepiniz tekrar hoş geldiniz. Malum ülkemizin en son yaşadığımız doğal olmayan bize göre depremlerden kaynaklı insanlarımızın vefat etmesi, ülkemizin ciddi anlamda bu tarz durumlarla ilgili sıkıntılarla boğuşması insan olarak hepimizi üzdü, bizi de üzdü. Bu noktada dernek olarak başkanımız, 4. dönem başkanımız Burak Başkanımız nezdinde gerek Bafra'da diğer STK kuruluşlarımız ki aramızda Kusavallar Dernek Başkanımız, diğer başkanlarımız da mevcut. Bunların hepsi teker teker şahit olarak da ellerinden geldiği müddetçe bölgelere teker teker yardımlarını ilettiler. İletmeye de devam ediyoruz. Yani görüyoruz ki her ne kadar fikirsel olarak ayrı düşsek de bu tarz durumlarda hala ve hala birlik olmaya devam ediyoruz. Bu bizim Türk milletinin gerçek anlamda imandan gelen bir birlikleridir. Bu yüzden bütün vatandaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Empati kurmayı gerçekten biliyoruz. Bu noktada Sayın 5. Dönem Başkanım'dan lafı aldım. Teşekkür ediyorum başkanım. Sadece şunu ilave etmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Ben arkadaşlarımın görevlerini layıkıyla yerine getireceğim. Yanıyorum. Bölgemize, Samsun'umuza, ülkemize en iyi bir şekilde hizmet edeceğimize ve hizmet edeceklerine inancım tamdır. Tekrardan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Böyle biraz samimiyete dökmek adına şimdi zaten bizim burada öğrendiğimiz şeyi aslında tekrar şu. Burayı biz bir okul olarak görüyoruz ve burada bir şeyler öğreniyoruz. Bir genel kurul yapmaya işte iyi kötü bir mikrofon uzatıldığında ne yapabileceğimizi görüyoruz. Alper Başkan da kendinden habersiz bir şekilde bir anda çağırınca gayet güzel, gayet rahat bir şekilde de ifadelerle de bulunabildi. Zaten bu da bizim bir şeyleri başarıyor olmamızın da aslında göstergesi. Toplumumuzun zaten en büyük problemi önce birbirimizle konuşamıyoruz. Konuştuğumuz, anladığımız şeyi de bir başkasına da aslında ifade edemiyoruz. Kalp kırabiliyoruz. Sert konuşabiliyoruz. Veya işte ifade eksikliği çekebiliyoruz. O yüzden biz burada birçok arkadaşımızla birlikte sayısız toplantıları yıllardır yapıyoruz. Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili birçok konuya sizlerle birlikte parmak basıyoruz. Yani şunu da unutmamak lazım. Mesela kısaca şöyle bir şu slide dönerken acabalara baktım. Sürmeli Köyü, Bafra Giyat var. Tütün Müzesi, Bafra Giyat var. Teknopark, Tarım Teknoparkı, Bafra Giyat var. Kuş Cenneti'nin ilan edilişinde dahi Bafra Giyat var. Bafra'da bir çeltik markası çıksın, işte Bafra Yıldızı çeltik çıktı. Tuttu tutmadı, ayrı konu. Orada da varız. Fakülteleşme süreçlerinde zaten varız. Tiyatro getirmişiz, sempozyum düzenlenmiş, Bafra Festivali vesaire. Aklınıza gelebilecek Bafra. Maddi manevi birçok yerde hep birlikte yer almışız. Bu da hem gündemden ne kadar haberdar olduğumuzu hem de memleketimizi ne kadar sevdiğimizi de gösteriyor. Yanımda diğer ilçe ve il başkanlarımız da var. Emin olun biz burada ne yapıyorsak onlar da kendi şehirlerinde zaten onları yapıyoruz. Bu güzel, bu gençlik ki biz bile artık yaşlanmaya başladık ama bu enerjiyi böyle artarak devam edecek diyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Dilek ve temenniler bölümünde tek tek söz de verebiliriz. Ben birkaç kelime etmek istiyorum diyen sayın başkanlarımız da buralarda hani bir selamlama konuşması gibi. Şunu yapmak istemiyorum hani biz tek tek böyle seremoni gibi gidelim gibi zoraki olmasın. Gönüllü isteyenler varsa bir selamlama konuşması yapmak için kürsüye davet edebiliriz. Kendi üye arkadaşlarımızdan da olabilir. Ona göre bir plan yapacak. Alkışlara selamlar için. Bir iki kelime etmek ister misiniz Faik Başkan?
Alkışlarımız dilimize tercüman oldu diyoruz. Evet efendim, ayağınıza sağlık. Çok güzel bir genel kurul geçirdik. Birlikte, beraberlikle hem yeni seçilen yeni yönetim kurulumuzu, artık 15 kişi oldunuz. 15 tane yeni arkadaşımız ve diğer kurumlara seçilen arkadaşlarımız ve orada bir başkan yardımcılıklarının çeşitlendirilmesi ve görevlendirilmesi anlamında bir çalışma olmuş. Bu çalışmada inşallah yeni bir ufuk getirecektir diye düşünüyorum. Bafra'mızda birlik beraber olursak, ülkemizde birlik beraberliğimizi devam ettirirsek, hangi görüşten olursa olalım, açamayacağımız bir kapı olmayacağını düşünüyorum. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi seviyelere hep birlikte konuşarak, anlaşarak, dinleyerek ileri seviyeye çıkartacağımızı düşünüyorum. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.